Medine'deyiz ve Hazreti Selman-ı Farisi'nin hürriyetini kazandığı hurma bahçesindeyiz. Burası Muhayrık isimli bir Yahudinin bahçesiydi. Daha doğrusu bu bölgede Muhayrık'ın birçok bahçesi vardı. Zannediyorum 7 kadar büyük büyük hurma bahçelikleri vardı. Bunlardan birisi de Mesip dediğimiz işte buradaki hurma bahçesi. Hazreti Selman'ın hayatı ibretlerle dolu. Biliyorsunuz Selman-ı Farisi Hazretleri radıyallahu anh Efendimiz aslında İranlı bir valinin oğlu. Kendisi memleketinde yaşarken Hazreti Selman İran'da yaşarken babasının şehrinde memleketin girişinde, şehrin girişinde Hazreti İsa'dan işitilen o dini öğrenmiş salih, güzel, muttaki Hazreti Selman'ı hidayete erdirecek, vesile olacak insanların kaldığı, ibadet ettiği bir manastır, bir kilise gibi bir yer vardı. Selman bir gün onların yanına karıştı. Hazreti Selman onların dinini çok beğendi. Hristiyanlığı çok beğendi. O zaman Hristiyanlık hak bir din. Hazreti Selman Efendimiz o dini onlardan öğrendikçe haz aldı. Sonra korktular oradaki Selman'ı kendi manastırlarına kabul eden misafir hükmündeki o gariban insanlar. Dediler ki ey Selman, eğer sen bu din hakkında daha iyi şeyler öğrenmek istiyorsan bu dinin merkezi olan yerlere git. Hem burada sen bizim aramıza çok fazla gelir gidersen bize zarar verirler, bizi burada yaşatmazlar, bizi burada durdurmazlar. Hazreti Selman da ben bu dini daha iyi öğreneceğim neresi var dedi. Bildiğiniz gibi Şam'a gidecek Hazreti Selman, Nusaybin'e gidecek, Musul'a gidecek. Her gittiği yerde de yıllarca yaşlı bir rahibe hizmet edecek. O onu ona yollayacak, o diğerine yollayacak ama sonuncu yaşlı rahip vefat ederken Hazreti Selman Efendimiz'e diyecek ki ey Selman, ben de gördüğün gibi ölüp gidiyorum. Seni gönderecek bir yer bilmiyorum. Ama eğer sen hak bir din arıyorsan, dedi ki Selman, beni sizden mahrum etmeyin. Vallahi ben huzuru sizin yanınızda buldum. Bu dinde huzur buldum. Ne olur beni kapınızdan göndermeyin. Selman, bu Hazreti İsa'dan öğrendiklerimizdi. Şimdi Allah son peygamberini, Cenab-ı Ahmet, Hazreti Muhammed Mustafa'yı yolladı. Bugünlerde ona vahiy inmiş olmalı. Bugünlerde o nübüvvet görevini başlamış olmalı. Selman, sen iki kara taşlığın arasında bir yer, Yesrib denilen yere git. Çünkü son peygamber Hazreti Ahmet oraya gelecek. Onun üç tane özelliği olacak. Bir, hediyeyi kabul eder. İki, sadakayı kabul etmez. Üç, onun sırtında iki omuz küreğinin arasında peygamberlik mührü vardır. Bu üç alameti gördüğün kişiyi bulduğun an ona iman et ve onu bir daha bırakma. Hazreti Selman işte o ümitle yollara düşer. Hatta hürriyetinden vazgeçer. Selman'ı köleleştirirler. Yesrib'e getirirler. Muhayrık ismindeki Yahudi Hazreti Selman'ı kölesi olarak alır. Selman bu bahçede çalışıyor. İşte burası kardeşlerim. Medine'de feyiz dolu, bereket dolu. Bu bahçenin girişinde El Fakir dedikleri Arapların peygamberimizin elini yüzünü yıkadığı, abdest aldığı, ferahladığı bir kuyu da var. Selman-ı Farisi de muhtemelen o kuyudan çok su çekti. Şuradaki ağaçların, tabii bunlar değil, o zamanki hurma ağaçlarının diplerini kaç defa sulamıştır. Selman-ı Farisi Kuba'da Resulullah Aleyhisselam'ın gelişini duyunca, peygamberimizden önce geldi Selman. Yani Müslümanlardan zannediyorum 6 ay kadar önce geldi Medine'ye, hicretten önce geldi. Hazreti Selman Resulullah'ın Kuba'ya geldiğini işitince Selman akşama kadar bu tarlalarda güneşin altında
40-50 derece sıcağın altında çalıştı. Akşam olunca da Selman'a yesin diye, günlük ihtiyacını gidersin diye Selman'a şöyle iki avuç büyüklüğünde bir tasın içinde hurma verirlerdi. İşte böyle bir hurma ağacının dibinde Muhayrık'la arkadaşı Muhammed, peygamber olduğunu söyleyen biri gelmiş Medine'ye. Duydunuz mu? Şu anda Kuba'daymış, Mekke'den gelmiş, son peygamber olduğunu iddia ediyormuş deyince ağacın tepesinden kendini yere bıraktı Selman. Çünkü söylenen alametleri arayacağı kişi gelmişti, Kuba'ya gitti. Kuba'da Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin misafir olduğu Külsüm bin Hid'im radıyallahu anh'ın evine geldi. Resulullah ve Müslümanlar o odadalardı. Allah Resulüne hoş geldiniz ya Muhammed dedi. Allah Resulü hoş bulduk dedi. İsmin nedir senin? Selman dedi. Selman sen de hoş geldin dedi. Hazreti Selman bunu size getirdim ya Muhammed dedi. Bir tas hurmayı Resulullah'a verdi. Eğer kabul ederseniz yoldan geldiniz, ihtiyacınız vardır. Bu size sadakam olsun dedi. Allah Resulü Selman'a teşekkür etti. Hurmaları aldı, bir oradaki herkese dağıttı ama kendi yemedi. Selman dikkat etti. Baktı ki kendi yemedi ama hurmaların hepsini dağıttı. Hazreti Selman içinde birinci alamet tamam dedi. Geldi, ertesi gün bu bahçede yine büyük bir heyecanla akşama kadar çalıştı. Yine yevmiyesini aldı. O bir tas hurmayla yine Resulullah'ın yanına gitti. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama ya Resulallah, ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizi ziyarete geldim dedi. Hoş geldin ey Selman dedi. Bugün hayırdır dedi. Şunları size getirdim. Bunlar da sadaka mı ey Selman? Hayır ya Muhammed, bunları size hediye getirdim dedi. Allah Resulü Selman'a yine teşekkür etti. Aldı elinden Hazreti Selman'ın hurmaları. Orada bulunanlara dağıttı. Son bir taneyi aldı. Hazreti Selman'a göstererek Bismillahirrahmanirrahim dedi. Ve hurmayı yedi Peygamberimiz. Hazreti Selman merakla söyledi. Ya Muhammed, dün sadaka dedim yemediniz. Bugün hediye dedim yediniz. Bunun bir sebebi var mı? Peygamberimiz, Allah'ın peygamberleri sadaka kabul etmezler. Sadaka fakir fukaranın, garip müminlerin, Müslümanların hakkıdır. Ama peygamberler asla sadaka yemezler. Benden önceki peygamberlerin yoluna uyarak Allah'ın emri üzerine sadaka yiyemedim dedi. Ama hediyeleşmek sünnettir. Senin getirdiğin hediyeyi ben yedim dedi. Hazreti Selman çok merakla, merak içinde üçüncü alameti nasıl görecek? Sırtında Resulullah'ın mührünü görebilecek miydi? Merak içinde Hazreti Selman bir sağa bir sola hani kıvranıp duruyordu deriz ya görmek için. Allah Resulü Selman dedi. Hatırlıyor musun dedi. Sana Musul'daki son rahip üç alametten bahsetmişti. Gel dedi. Yaklaştı Selman. Resulullah şu mübarek gömleğini açtı ve arkaya doğru sarkıttı. Selman bak bakalım dedi. Sana söylendiği gibi nübüvvet mührü taşıyor muyum, taşımıyor muyum? Hazreti Selman Resulullah Efendimizin sırtına doğru geldi. Bir baktı ki iki omuz küreğinin arasında. Şöyle bozuk para, demir para büyüklüğünde kahverengi, hani ben deriz ya Anadolu'da, ben gibi bir şey. Böyle işaret. Onun üstünde kahverengi tüyler varmış. Hazreti Selman o nübüvvet mührünü, peygamberin iki omuz küreğinin arasındaki mührü görünce Resulullah'ın kollarına sarıldı. O nübüvvet mührünü öpmeye başladı. Ente Resulullah, ente Resulullah dedi. Sen Allah'ın Resulüsün. Sen Allah'ın Resulüsün ya Muhammed dedi. Allahümme salli ala seyyidina
Müslüman oldu Hazreti Selman. Selman-ı Farisi. O günden sonra Müslümanların yüreğinde apayrı bir yeri vardır. Hatta bir gün Ensar'la muhacirler Selman Efendimiz yüzünden tartışmaya girdiler. Dediler ki Selman Ensar'dan mıdır, muhacirlerden midir? Muhacirler dediler ki Selman muhacirdir. Çünkü Selman da bizim gibi dışarıdan geldi. Resulullah ne kadar çok seviyorsa Selman'ı öyle çok sahip çıkmak istiyorlar ki kimisi diyor ki Selman muhacirlerdendir, kimisi diyor ki Selman Ensar'dandır. Muhacirler sahip çıktı. Selman Medine'ye dışarıdan geldi. Onun için Selman da Ensar değil, muhacirlere yazacağız dediler. Medineli Müslümanlar itiraz ettiler. Olmaz öyle dediler. Selman Medinelidir. Çünkü hicret size farz olmadan evvel, daha Müslümanlar Medine'yi hicret yolu olarak seçmeden evvel Selman buraya gelmişti zaten. Selman Muhayri'nin kölesiydi zaten. Hazreti Selman Efendimiz'i Ensar'a yazacağız dediler. İki grup anlaşamayınca Resulullah'a geldiler. Ya Resulallah, Selman yüzünden tartıştık biz. Sen hakem ol ya Resulallah. Sen hakemlikte adil bir insansın. Haksızlık yapmazsın. Selman'ı Ensar'a mı yazalım, muhacirlere mi yazalım? Allah Resulü Selman'ı bize yazın dedi. Selman Ehl-i Beytim'dendir. Ve Selmane Ehl-i Beyti buyurdu. Selman bizim evin çocuğudur dedi. Selman bizim evladımızdır dedi. Selman Ehl-i Beytim'dendir dedi. Hazreti Selman, yedi kapının yabancısı deriz ya, geleceksin İran'dan. Hakkı hidayeti arayacaksın ve bulacaksın Resulullah'ı. Peygamber sana Selman bizim evimizin çocuğudur diyecek. Allah'ım, biz Müslüman ana babadan doğduk. 1400 yıldır İslam'ın anlatıldığı güzelliklerin ortasında büyüdük. Doğru dürüst namazımıza bile sahip çıkamadık. Peygamberin sünnetlerine doğru dürüst sahip çıkamadık. Allah'ım, Selman'daki aşkı bize nasip et ya Rabbi. Selman Efendimiz işte bu bahçenin kölesiyken bir gün sahibi dedi ki ey Selman, görüyorum ki dostun, sahibin Muhammed seni çok seviyor. Eğer istersen seni serbest bırakabilirim dedi. O zaman bir para karşılığı, bir mal karşılığı bırakılırdı. Muhayrık, demek ki hurmalarının değiştirme mevsimi gelmiş. Bir hurma 60-70 yıl yaşar Müslümanlar. Yani bir insan ömrü gibidir. Bana 300 tane hurma fidanı dikersen bu bahçeye seni serbest bırakırım. Selman da hiç kimseye derdini söylemedi. Hiç kimseye bu durumu anlatmadı. 300 tane hurma fidanını dikmek için Selman çalışmaya başlayınca Allah Resulüne Cibril-i Emin Hazretleri haber verecek. Belki de bir başka Müslüman da haber veriyor olabilir. Hazreti Peygamber haberdar olunca mescitteki Müslümanlara dedi ki ey Müslümanlar, kardeşiniz Selman yalnız başına yoruluyor. 300 hurma fidanını dikmek çok zor bir iştir. Hadi yürüyün, Selman'a yardım edelim dedi. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar buraya geldiler. Resulullah ve Müslümanları görünce Muhayrık ismili Yahudi dedi ki ben Selman'a söyledim. Siz niye geldiniz? Peygamberimiz dedi ki Müslümanlar kardeştir. Sen 300 tane hurma fidanı dikeceksin demedin mi? Biz sana 300 tane hurma fidanı dikeceğiz dedi. Adam da bir şey diyemedi o zaman. Sana lazım olan 300 hurma fidanı değil mi? Tamam, onu yapacağız dedi Resulullah. Müslümanlar, Hazreti Ali bir köşesinde çalışıyor. Hazreti Ömer bir köşesinde çalışıyor bu bahçenin. Peygamberimizin ashabı burada Selman'a yardım ettiler. Müslümanlar birbirinize yardım edin. Bazen hanımınıza sofra kurarken, bazen komşunuza, bazen arkadaşınıza, bazen iş yerinde birbirimize yardım edelim. Bu peygamber ahlakıdır. Aman, gemisini kurtaran kaptan aklı varsa uyanık davranaydı. Bunlar nefsin bize söylettiği kötü sözler.
Müslümanlar birbirimize yardım edelim. Resulullah Efendimiz 300 hurma fidanını dikmek için buraya geldi. Ben peygamberim, bana ne demedi. Resulullah hurma fidanlarını dikerken yerden kuru bir hurma dalı aldı. Düşmüş taşırken fidanlar. Kırılmış bir hurma dalı. Dedi ki Muhayrık, ey Muhammed şunu dik. Eğer can verirse anlarız ki sen Allah'ın peygamberisin. Resulullah Aleyhisselam öyle gösteri peşinde biri değildi. Ama dininin ezilmesine, dininin küçük görülmesine de izin vermezdi. Allah'a dua etti. Dedi ki Allah isterse bunu da canlandırır dedi. Bu kırılmış hurma fidanına da can verir Allah isterse dedi. Ve Resulullah o hurma fidanını, acve cinsi bir hurma ağacıydı, o hurma fidanını bu bahçede bir yere dikti. Ve biliyor musunuz, Resulullah'ın diktiği o kuru dal da dahil olmak üzere sahabenin diktiği 300 hurma fidanı da tutmuştu. Hurma verecekti birkaç yıl sonra ve Selman hürriyetine kavuşacaktı. Bir bahçeden bir Selman alıp gitmek. Bu gece, bu mübarek gecede nasibimize Selman düştü. Allah oğlumuzu, kızımızı kurtarmayı, kafirlerin, dinsizlerin haramlarından, kumar kuyularından, içki yuvalarından, uyuşturucu belasından, faizden, sigara içme hastalığından, ya Rabbi çoluğumuzu, çocuğumuzu, arkadaş ve komşularımızı yalandan, dedikodudan, faizden, zinadan kurtarmayı bize nasip et ya Rabbi. Bir Selman kurtulmuş bu bahçeden. Bugün sizi bulunduğunuz yerlerden buraya misafir ettik. Hazreti Selman'ın bahçesine misafir ettik. Hadi Müslümanlar, yeryüzünün Selmanları sizi bekliyor. Tutun elinden ve çıkarın onu dinsizlerin, imansızların, Hristiyanların, Yahudilerin bahçelerinden kurtarın. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnetleriyle diriltin. Hadi buyurun Selman'la beraber yol yürümeye. Hadi buyurun Resulullah'ın peşine düşüp Avali'den Mescid-i Nebevi'ye doğru yol yürümeye. Yarın inşallah yine Kanal 7 ekranlarında bu kutsal iklimde Resulullah'ın izinde bir başka mekanda birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun can kardeşlerim. Sevgili seyirciler, kıymetli misafirler, ekranları başında bizleri izleyen aziz dostlar, hepinizi bu güzel günde, sahurumuzun, seherimizin 25.sinde muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yürekten muhabbetle selamlıyorum. Gecemiz nur olsun inşallah. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Değerli kardeşlerim, Selman-ı Farisi ile başladık sahur vaktine. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a aşık bir gönül, Hazreti Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu Vesselam'ın ehli beytimdendir dediği o güzel sahabinin hayatıyla başladık. Ve bugün Hazreti Selman radıyallahu anh Efendimizin hayatıyla devam edeceğiz. Hazreti Osman, Hazreti Osman bin Affan İbni Ebil As, Osman-ı Zinnureyn olarak lakabı var. Yani iki nur sahibi Osman. Hazreti Osman Efendimiz, kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'den 6 yaş küçük. Fil vakasından 6 yıl sonra, hicretten 47 yıl önce Mekke'de, onun Taif'te doğduğu rivayeti de var. Mekke'de dünyaya geliyor Hazreti Osman. Babası Affan bin Ebil As, Ümeyye oğullarından. Beni Ümeyye, Mekke'nin en köklü ailelerinden birisi. Mekke'de sülaleler vardı. O günün Mekke'sinde nüfus, yani Peygamberimizin yaşadığı dönemde 10 bin civarında tahmin ediliyor. Bu da belli sülaleleri öne çıkarıyordu. İşte Teymoğulları,
Bunlar Kureyş'in kolları. Araplar içerisinde Kureyş ailesi, Kureyş'in içerisinde de belli sülalelerin bir ağırlığı vardı, bir gücü vardı. Hem kardeşlerim bu güç insan sayı nüfustan geliyordu, hem de şeref, haysiyet, güzel özelliklerden. Bazı aileler vardır mesela, cömertliğiyle tanınır. Filanlar dersiniz, ya onlar çok el açık insanlar dersiniz. Bazı aileler vardır köy yerlerde, şerdir mesela, ya onlara bulaşmayın, onlar çok ters bir aile derler. Böyle bir özelliklerden dolayı şerefiyle, özellikleriyle, nüfusuyla ailelerin ön plana çıktığı yerler var. Hazreti Osman'ın ailesi Beni Umeyye zamanında Peygamber Efendimiz'in soyuyla bir kavga ettiler. Hatta o kavganın sonunda Hazreti Ömer'in dedesi, Ümeyye oğullarının dedesini Şam'a 10 yıl Mekke'den sürgün etti. Dedi ki Mekke'de yaşamayacaksınız. Hazreti Osman'ın babası Affan bin Ebil As. Bununla ilgili çok detaylı bir bilgimiz yok. Biz Hazreti Osman'ı daha çok annesi Erva binti Kürz ile tanıyoruz. Hazreti Osman'ın annesi kimmiş? Erva. Erva binti Kürz. Erva'nın annesi ise Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın halası. Hatta Hazreti Peygamber'in babası Abdullah'la Hazreti Osman'ın anneannesi kardeşlerim aynı akrabadan. Yani aynı karında doğmuş kardeş. Bu rivayetler var. Yani Peygamberimizin babası ikiz doğuyor. Biri kız, biri oğlan. Kız olan Hazreti Osman'ın anneannesi, oğlan olan Hazreti Muhammed'in babası aleyhissalatü vesselam. O Peygamberimizin babasıyla kardeş olan Beyza, Beyza lakabıdır, yani demektir. Bembeyaz yüzlü insana hitap ederlerdi o lakapla. Ya yüzünden nur akıyor deriz ya, işte o manaya gelir Beyza Arapçada. Ya yüzünden, elinden, yüzünden nur akıyor gibi manası. Beyza Hatun, Hazreti Osman'ın anneannesi. Onun kızı Erva, Hazreti Osman'ın annesi. Osman radıyallahu anh Efendimiz, Resulullah aleyhisselamla tanışmadan önce, 6 yaş var aralarında. Peygamber Efendimizin yaşadığı Mekke'de çok itibarlı bir tüccar. İyi bir tüccar. Müslümanlık geldiğinde Hazreti Osman 33 yaşında. İslam ilk vahiy, ilk ayetler indiğinde 33 yaşında Osman. Hazreti Osman Efendimizin radıyallahu anh hazretlerinin kardeşlerim önemli özelliği Peygamber Efendimizin kızının nişanı bozulunca ortaya çıkıyor. Dilerseniz Hazreti Osman'ın ilk evliliği, o gençlik yıllarındaki sakin hali. Osman şöyle birisi, Osman sarı saçlı bir adam, sarışın, uzun boylu Hazreti Osman. Yani uzuna yakın, orta boyun uzunu, normal bakıldığında biraz uzuncaymış diyorsunuz. Zayıf yüzlü, zayıf burunlu, ince uzun bir burnu var Hazreti Osman'ın. Siyer kitapları Hazreti Osman'ı bize böyle tarif ediyor. Bacakları uzuncaydı, zayıfcaydı Hazreti Osman'ın. Osman kavgadan hoşlanmayan bir adam. Hani bizim Aşık Veysel Güzel söylemiş, yer damar damar, insan çeşit çeşit. Hazreti Osman da yapı olarak kavgaya meyilsiz bir adam. Olabildiğince meseleleri sulh etmek yanlısı, barıştırmak yanlısı, kavgadan uzak duran bir yapısı Hazreti Osman'ın. Osman radıyallahu an Efendimiz, Resulullah'ın yanındaki değerini birazdan anlatacağız. Gecemizin bu 25. sahuruna Hazreti Osman dokunsun istedik.
Ebu Bekir Efendimiz'den bahsettik, Hazreti Ali Efendimiz'den bahsettik, Hazreti Ömer Efendimiz'den bahsettik. Şimdi Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh. Osman-ı Zinnureyn, ona iki nur sahibi denilmesi, Peygamberimizin iki kızıyla evlenen tek insan. Resulullah'ın dört kızı vardı, Peygamberimizin üç damadı vardı, üç bacanak. Ebu'l-As, Resulullah'ın baldızının oğlu, büyük damat. Hazreti Ali, Peygamber'in küçük damadı, Fatıma'nın oğlu, Fatıma'nın kocası ve Ebu Talib'in oğlu ve Osman bin Affan, hem Rukiye'nin kocası hem Ümmü Gülsüm'ün kocası. Rukiye öldüğü zaman Peygamberimiz Osman'ı bir başka kızıyla nikahlamış. İki peygamber kızıyla nikahlandığı için ona Osman-ı Zinnureyn, iki nur sahibi Osman denilmiş. Hazreti Osman'a Zinnureyn denilmesinin sebebi bu. Gelin gecemizde kısa bir dua adetimizi bozmayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytine, âline, damatlarına, torunlarına, yavrularına, hepimizin geçmişlerine kısa bir dua ile yolumuza devam edelim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Alim, ya Hakim, ya Celil, ya Cebbar, ya Vedud, ya Hamid Celle Celaluhu. Allah'ım, bütün hamdü senalar sanadır. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi. Rabbim, huzurundan bizleri boş gönderme. Oruçlarımızı, ibadetlerimizi, okuduğumuz Kur'anları, hatmi şerifleri dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu mübarek gecede yalvarıyoruz. Serebzeniz'sa katliamının 20. yılında hem orada şehit olan binlerce boşnak Müslüman kardeşimiz, hem dünyanın dört bir yanında zulüm altında can vermiş, katledilmiş, Allah yolunda cihad ederken şehit olmuş bütün İslam'ın şehitlerine gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin, Hazreti Osman Efendimizin adını andık bu gece. Selman-ı Farisi radıyallahu anh Efendimizin ismini zikrettik bu gece. Onların hayatından ders almayı, ibret almayı, onların yolunda yürümeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ve ya Erhamer Rahimin, Peygamber Efendimizin defalarca en zor zamanlarında yanına koşmuş, peygamberin omzundaki yüke omuz vermiş Hazreti Osman Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Eşine, ailesine çok merhametli, çok adaletli, çok muhabbetli Hazreti Osman'ın evindeki o huzuru, o geçimi, o vefayı, o sadakati, o aşkı, o muhabbeti bütün Müslümanların evlerine lütfeyle ya Rabbi. Evlerimize geçimsizlik verme ya Rabbi. Yuvalarına huzursuzluk girmiş, nazar isabet etmiş, sihirin, büyünün, hain bakışların, kötü arkadaşların, fitneci ve fesatçıların oyununa gelmiş ve ev huzuru bozulmuş, yeryüzündeki bütün Müslümanların aralarına muhabbet ver ya Rabbi. Zalimlerin, hainlerin, fitneci, fitne fucurların şerlerini def-ü ref eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, çoluğumuzun, çocuğumuzun nasibini, bahtını hayırlı eyle ya Rabbi. Okullarda, üniversitelerde, Kur'an kurslarında, medreselerde ilim tahsil eden, imtihanlara giren yavrularımıza ekmek peşinde koşup iş kapılarında
Ya Rabbi, ekmeğini arayan yavrularımıza hayırlı nasipler aç ya Rabbi. Zihin açıklığı ver ya Rabbi. Üstün başarıları ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi şerefimizde, namusumuzda rızkını kazananlardan eyle. Allah'ım bizi kullarının avucuna baktırma ya Rabbi. İlahi ya Rab ve ya Erhamer Rahimin. Hakkımızda ne verirsen dünya ve ahirette hayırlı olanı ihsan eyle. Gençliğimizin kalbine iman muhabbeti ver ya Rabbi. Allah'ım boş bir hayatı bizim için bir oyun ve eğlenceden, internetteki hayali sanal oyunlardan, müzikten, spordan, şehvetten, eğlenceden, oradaki dedikodudan ibaret bir hayata döndürdüler hayatımızı. Ya Rabbi ne olur, biz zayıf düştük, bizim gücümüz yetmiyor. Allah'ım sen Hazreti Peygamber'e gönderdiğin şu mübarek kitap Kur'an'ın muhabbetini gençliğimizin ve yavrularımızın kalbine yeniden nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi milletimizi, memleketimizi imandan saptırma ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbel Alemin, dinini kaybedince insanlar bazen soylarını, ırklarını, bazen tuttukları takımları, bazen peşinden gittikleri partileri, bazen peşine düştükleri hocaları, bazen peşine düştükleri ticareti, malı, dünyayı putlaştırıp, azıp sapıtıp yoldan çıkıveriyoruz. Allah'ım bizi kitap ve sünnete razı Müslümanlardan eyle ya Rabbi. Yeniden imandan daha büyük hakikat gösterme bize ya Rabbi. Allah'ım Hazreti Üstad Bediüzzaman'ın buyurduğu gibi, şu kainattaki en büyük hakikat imandır buyuruyor. İmandan sonraki en büyük hakikat de namazdır buyuruyor. Allah'ım imanımızı bize yeniden kazandır ya Rabbi. Şuurlu bir iman ver ya Rabbi. Namazı yeniden kuşanmayı bize nasip et ya Rabbi. Allah'ım namazı hayatımızın ayrılmaz bir parçası eyle ya Rabbi. Ya Rabbi namazlar arasında bizi ayrım yapanlardan etme. Sabah namazını sevdiğimiz kadar öğleni sevmeyi, teravihi sevdiğimiz kadar yatsıyı sevmeyi, Allah'ım akşamı sevdiğimiz gibi öğleyi, ikindiyi sevmeyi ve onlara sarılmayı bize ve gençliğimize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım şu gece vaktinde, sahur vaktinde sana yalvardık. Ümmeti Muhammed'in sahurlarına bereket ver ya Rabbi. Sahurda yiyecek bulamayan gariplere, fakirlere, bayramlarda yavrularına giyecek bir ayakkabı, üstüne alacak yeni bir elbise bulacak gücü olmayan Müslümanlara, bizi onlara yardımcı eyle ya Rabbi. Müslümanlara cömertlik ver ya Rabbi. Dualarımızı yüce dergahında sen kabul eyle ya Rabbi. Rahmetike ya Erhamer Rahimin. Allah kabul etsin. Gecemiz mübarek olsun. Hazreti Osman Efendimizle sohbete devam ediyoruz inşallah. Sevgili seyirciler, kıymetli dostlar, Başakşehir Sular Vadisi'nde canlı olarak yayınlanan Kanal 7'de sahur vakti devam ediyor. Hem ekranları başında şu anda bizimle birlikte olan kardeşlerimiz dünyanın dört bir yanında, hem de Sular Vadisi'nde bu güzel Ramazan çadırında birlikte olduğumuz memleketimizin değişik yerlerinden misafirlerimiz var. Kardeşlik Derneğimiz bizimle toplu olarak, dernek olarak misafirimiz stüdyomuzda. Çok değerli İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin çok değişik yerlerinden misafirlerimiz var. Allah razı olsun. Yeni Dünya Vakfımızdan öğrencilerimiz var. Çok güzel bir gece, Kadir Gecesi'nden bir gün önceki gece, yarından sonra Kadir Gecesi, hatimlerinizin, salavatlarınızın, okuduğunuz Kur'an ayetlerinin inşallah hatimlerin dualarını yapacağız. Büyük bir gece. İnşallah Kadir Gecesi'ne isabet ederiz. Bugün de Kadir Gecesi olabilir. Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın diyor Peygamber Efendimiz. Ve zaten şu saatte bile biz
ya Kur'an'dan bir ayet, ya Resulullah'tan bir hadisi şerif, ya da Peygamberimizden ve onun ashabından bir hayatı konuşuyoruz. Siz de şu anda kulaklarınızla, kalplerinizle bu vaktinizi asr-ı saadete tahsis ettiğiniz ve şu anda bu halde bulunduğumuz için herkes kalbindeki niyetine göre bu gecenin nasibini alıyor Allah'ın izniyle. Allah zayi etmesin. Cenab-ı Hak bu gecenin bereketini, nurunu, sevabını eksiksiz hepinize nasip etsin. Değerli kardeşlerim, can dostlarım, Hazreti Osman gerçekten Efendimizin yakınında duran o simalara yakından bakmak lazım. Çünkü Peygamberin yakınında duruyorsa bir insan, Allah onu rastgele durdurmadı. Bir insanı Hazreti Muhammed kendi kızını ona teslim ediyor, ona nikahlıyorsa, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam kardeşlerim çocuklarını, yavrularını peygamberlikten sonra nikahladı. Peygamberin en büyük çocuğu yaşayan 30 yaşındayken doğmuştu. Peygamberin en büyük kızı 10 yaşındaydı Peygamberimiz peygamber olduğunda. Dolayısıyla çocuklarını Resulullah peygamberlikten sonra nikahladı. Her üç damadının da üç özelliği var. Allah herkese Hazreti Osman gibi, Hazreti Ebu'l-As gibi, Hazreti Ali gibi damatlar nasip etsin. Allah hepinizin oğullarına da Hazreti Rukiye gibi, Hazreti Fatıma gibi, Hazreti Zeynep gibi, Hazreti Ümmü Gülsüm gibi hanım kızlar, eşler nasip etsin. Değerli kardeşlerim, tabii ana baba olarak biz yetiştirirsek öyle olacak. Yani gökten zembille inmiyor. Ebu Cehillerin ortasında Resulullah o kızları nasıl büyüttü? Ve Ebu Cehillerin ortasında bu çocuklar nasıl büyüdü? Mesela Peygamberin büyük damadı Ebu'l-As, çok tanımıyoruz biz onu değil mi? Sonradan Müslüman oldu, çok sonra. Bu adamın bir özelliği var. Peygamberin kızının üstüne evlenmemiş ya. Acayip bir şey. Yani Peygamberimize hakaret için Peygamberimizin amcasının oğlu Ebu Leheb'in oğullarına dediler ki Muhammed'in kızlarını kovun, nişanlıydı Peygamberimizin kızlarına Ebu Leheb'in oğullarıyla. Çünkü İslam'da Müslüman bir kızın Müslüman olmayan biriyle evlenmesini yasaklayan bir ayet yoktu. Medine'de yasaklandı o. Ve kıyamete kadar yasaktır. Müslüman bir kadın veya kız, Müslüman olmayan biriyle evlenmesi haramdır. Nikahları dinen caiz değildir. İslam'a göre bir nikah değildir. Bir Müslüman kadın, Müslüman olmayan bir erkekle, Müslüman olmadığı sürece evli kaldığı bütün zamanlar zina hükmündedir. Dini yönü budur. Ama Müslüman bir erkek, bir kitaba iman eden, ehli kitap yani İncil'e, Tevrat'a iman eden bir kadınla evlenebilir. Yani bu aslında bugünlerde çok konuşulmuyor. Genelde böyle çiçektir, böcektir konularla geçtiğimiz için konuları, böyle biraz damara dokunan meseleleri orayı başka hoca anlatsın deyip atlıyoruz hep böyle. Kardeşlerim, zor meselelere fazla girmiyoruz. Mesela başörtüsünü bir söyledim, anam sanki ben kötü söyledim de başını açanlar doğru yapıyormuş gibi bir şey çıktı. Kardeşim, çatlasak da patlasak da Allah başörtüyü kadına emretmiştir. Herkesin günahı kendinedir. Bu Allah'ın emridir. İster beğenin, ister beğenmeyin. İslam budur, Kur'an budur. Eğer bu böyle olmasaydı Hazreti Muhammed'in kızları 50 derece ateşin içinde öyle kafasını gözünü kapatmazdı. Onlar ferahlamayı istemiyor mu? Helal olsa onlar açardı. Şimdi bakmayın, bu ilahiyatçılar, ilahiyatçılar çıktı bazı bizim hocalar. Acayip abuk subuk şeyler söylüyorlar. Tavuktan bile kurban kestiriyorlar. Bir sürü iş yapıyorlar. Benim onlarla bir işim yok. Arkadaş, kim ne kızarsa kızsın, Allah ahirette bizi şu dilimizden, ateşten çengellere takacak. Bildiğimiz bir hakikati gizlersek. Dilimizden ateşlere takacak. Nasıl bir şey, anlıyor musunuz?
Öyle İslam'ı biliyor. Şimdi millet hemen sofranın baş köşesine oturtturuyorlar. Bir yere girince, hele bir de bizim gibi televizyon hocasıysanız, hafif böyle bir de şöhret sahibi, seyredilen bir hocaysanız, inan var ya, belediye başkanları filan arkadaşlar, o hocam gelmiş diyor, baş köşeye oturtturuyor. Ya bunun hesabını biz veremeyiz, biliyor musunuz? Siz kurtulursunuz, biz kurtulamayız. Onun için kitabın bazen ortasından da konuşmak lazım. Peygamber Efendimizin kızı Ümmü Gülsüm ve Rukiye, Ebu Leheb'in iki oğlunda nişanlıydı. Anası ve kafirler dediler ki Ebu Leheb'in oğullarına, o zaman bir kızın nişanını bozmak, bir kızın nişanını atmak, haklı haksız aramazlardı, cahil bir dünya, kızı suçlarlardı. O kızcağız gitti, ölse ondan iyi. Nişanı bozulmuş bu kızın deyince, o kıza kötü gözle bakarlardı. Kim haklı, kim haksız aramazlardı, cahil bir dünya. Kadının hiç hakkının olmadığı bir dünya. Hazreti Muhammed neyi değiştirmiş, anlıyor musunuz? Aleyhissalatü vesselam. Neyi değiştirmiş, farkı diyor musunuz? Peygamber Efendimiz o cahil dünyanın karşısına geçmiş, ben kızlar babasıyım demiş. Devrim gibi bir söz. Ben kızlar babasıyım. Bize şimdi Avrupa medeniyet öğretecekmiş. Hadi oradan. Üçkağıtçılar sizi. Sizden ne medeniyet olacak? Siz 1956'lara kadar daha Belçika'da bile kardeşlerim insan hayvanat bahçeleri vardı, biliyor musunuz? Girin, internetiniz var işte. Google diye bir şeyiniz var gençler. Millet bizim hocaları beğenmiyor. Ya sizin de şeyhiniz var, her şeyi danıştığınız. Biz bir hocaya gitsek gözleri patlıyor. Falan hoca efendiye soralım. Kardeşim bir tek hocalar mı biliyor? Sen yolu bile Google'a soruyorsun. Sen her şeyi soruyorsun da. Biz bir hocaya sorunca niye çatlıyorsun? İstiyorlar ki kitaptan bir şey konuşulmasın. İstiyorlar ki sünnet konuşulmasın. Peygamber Efendimizin iki kızı Ebu Leheb'in iki oğluyla nişanlı. Dediler ki ona kafirler, Muhammed'i rezil et, kızını kov. Nişanı atın. Nişan atılınca çocukcağız mahvoluyor. Baba evi kabul etmez, ayıptır. Nişanı atılmış bir kızı babası kabul ederse Mekke'de bütün şerefini kaybediyor. Sokağa çıkmaz ediyorlar. Şu alçak var ya, şu ahlaksız. Nişanı bozulmuş kızın evini aldı diyorlar. Ya böyle bir dünya. 17-18 yaşında bir kız nereye gider ya? Anan baban kapıyı kapatmış, defol git diyor. Almıyor eve. Nereye gider ya? Herkesin işine geliyor. Ahlaksızların, edepsizlerin, affedersiniz çok özür diliyorum, kadınları kötü yolda kullananlar, herkesin işine geliyor bu ahlaksız düzen. Hazreti Muhammed bu çarkı kırmıştır işte. Bu pis düzeni kırmıştır. Şu Avrupa 1950'lere kadar insan hayvanat bahçesi. Ne demek hocam? Siyah çocuklar İnsan neslinden sayılmazdı. Gelişmiş maymun olarak hayvanat bahçesine konulur. Para karşılığı Avrupalı zenginler hayvanat bahçesine girer, siyah çocukları hayvan ziyaret eder gibi biletle ziyaret ederlerdi. Hazreti Peygamber, peygamberliğin birinci yılında Bilal-i Habeşi ile Hazreti Ebubekir'i yan yana namaz kıldırdı. Biri sarışın, trilyonluk zengin, birisi Afrikalı, beş parasız bir köle. İkisini yan yana durduran Hazreti Muhammed'in medeniyeti mi büyüktür, yoksa bize yalandan Mısır'daki darbeyi görmeyen bu zavallı Avrupa'nın medeniyeti mi büyüktür? Kimse kimseyi kandırmasın. Şimdi başını eğip rezilce geziyorlar. Mısır'a darbe diyemiyorlar. Alçak bunlar. Yazıklar olsun. İki tane makine satacağız diye ayağının altına kırmızı halı döşeyen bu zavallı zibidiler bize asla medeniyet öğretemezler. Biz Hazreti Muhammed'in yolundayız. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ebubekir'le Afrikalı köle Bilal-i Habeşi'yi aynı hizada Allahu Ekber dedirttirmiş. Amerika'da siyahlar beyazların önüne oturamazdı. Kanun vardı, kanun 1960'lara kadar. Kim kime medeniyeti öğretecek? Boşu boşuna kendinizi köleleştirmeyin.
Boşu boşuna kendinizin kafanızı aşağı eğmeyin. Siz öyle bir peygamberin ümmetisiniz ki kadınların, çocukların evden kovulup zinaya zorlandığı bir dünyada nişanı bozulmuş iki kızına iki kolunu açıp yavrum deyip sarılan ve evine alan Hazreti Muhammed Mustafa çıkmıştır Mekkelilerin karşısına. Onlar bekliyorlar ki Muhammed utansın, sokağa çıkamasın, rezil oldu. Kızları nişanı bozulmuş, onlara da diyorlar ki size Mekke'nin en güzel kızlarını nişanlayacağız. Ey Ebu Leheb'in oğulları, yeter ki Muhammed'i rezil edin. Hazreti Peygamber bunları dinler mi ya? Bu duraklarda durur mu Hazreti Muhammed? El ne der diye başını örtemiyor benim Müslüman bacım. Hocam diyor, iş yerinde ne derler diyor. Toprağın altında göreceğiz ne diyeceklerini. Göreceksin ne dediklerini. Toprağın üstünde ne derler bilmem. Alt tarafta çok şeyler söyleyecekler bacım. Ne diploma kurtarır adamı, ne Bodro'daki kadro derecen kurtarır. Allah orada kazananlardan etsin. Toprağın üstü öyle böyle geçiyor. Suriyeli kadın yalvarıyor, bombalayın bizi diyor. Ne ırz kaldı ne namus diyor. Bombalayın ölelim biz diyor. Bu da bu toprağın üstünde yaşıyor. Irzı kirletilen o kadın mı? Yoksa 1,5 milyar Müslüman o yokmuş gibi o yarışma programından bu yarışma programına, o diziden bu filme zap 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 Ramazan'da bile zina seyretmeye devam eden biz mi problemliyiz? Yoksa Suriye'deki o zavallı kadın mı problemli? Toprağın altında belli olacak. Bura öyle böyle gider. Toprağın altında belli olacak. Can kardeşlerim, Hazreti Peygamber'in kızını kovunca Resulullah Mekke'nin karşısına geçti. Ben kızlar babasıyım dedi. 4 kız babasıydı. Ezilenin yanında durmuş Resulullah. Haksız yere sanki namusu kötülenmiş gibi nişanı bozulduğu için bir kız niye kötü olsun? Belki problem oğlan da. Neyin nesi? Ebu Leheb'in oğlu niye boşuyor peygamberimizin kızını? Niye? Mekkeliler diyor ki Muhammed yeni bir din icat etti, ondan intikam alacağız. Dinine zarar veremedikleri için peygamberin ailesini bu kavgaya karıştırıyorlar. Peygamberimiz bunlara hiç pabuç bırakır mı? Efendimiz, canım peygamberim benim, ben senin ellerini değil ey Allah'ın Resulü ayaklarının altını öperim. O cahil dünyada çıkmış dünyanın karşısına ben kızlar babasıyım demiş. Millet oğlunu kucağına alıp övünürken peygamberimiz ben kızlar babasıyım demiş. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'ım bu imanı bize yeniden nasip et ya Rabbi. Hazreti Osman işte öyle bir dünyada Resulullah'ın yanında durmuş. Niye? Peygamberin kızını kimse almaz artık. Zaten Müslümanlar da bir avuç. Bir avuç Müslümanlar. Kim alacak Muhammed'in kızını? En zor gününde kim gitmiş yanına? Osman. Utangaç adam. Zengin. Trilyonları var Osman'ın. Osman Mekke'nin büyük tüccarı. Pahalı bir adam Osman. Ebu Cehil'in kapısına gitse Ebu Cehil yalvararak parasının hatırına kızını verir. Şimdi dünür gidince oğlan kaç para maaş alıyor diyen analar var ya. Ha işte öyle bir şey yani. Namazını kılan var mı diye ilk soran kaç tane Müslümana rastladınız? Kaç tane rastladık? Bu çocuk namazını kılar mı? Bu çocuk gerçekten evine sahip çıkar mı? Namusuna, aile sorumluluğuna sahip mi? Maaşını sormadan bunları soran kaç kişi kaldık? Kaç kişi kaldık? Analar, babalar, altın yarışına girmeyin. Analar, babalar, dünya yarışına girmeyin. Bırakın çocuk koltuk takımı alamasın, iki kanepeyle idare edin. Yeter ki senin kızına aşık olsun, sevsin onu. Ona değer versin. Onu hayatının yarısı saysın, parçası saysın. Vallahi bu dünyadaki her şeyden üstündür. Her şeyden üstündür. Bilal-i Habeşi hayatı boyunca sizin cebinizdeki 100 lirayı yan yana hiç görmedi. Ama Bilal-i Habeşi Efendimiz Müslümanların hep şu baş köşesinde oldu. Hep şurada. Baş köşede. Ya parası yok adamın ya. O çok sevdiğiniz Bilal gelse kızınıza dünür düşse adamın tipine bakar kız vermezdik belki. Zenci ya, simsiyah. Anam kız korkar derdik.
simsiyah zenci derdik Hazreti Bilal'e. Ya da ya bu bek fakire benziyor, ayağındaki ayakkabı da yırtık. Hiç dünür düşmeye yırtık ayakkabıyla gidilir mi? Giden olur mu hiç? Vay yavrum, yapılmış iş bozulur biliyor musun? Kaynanan bir görsün yırtık ayakkabıyı, bu oğlanın cebinde parası yok derler. Nişan bozulur ya, nişan. Vay benim efendim. Ömer Hoca, ne anlatıyorsun sen sahurda 30 gündür? Ne anlatıyorsun? Ah keşke nefsime nasihat edebilseydim. Keşke şu sözler bana tesir etseydi. Ey Müslümanlar, size yalvarıyorum. Ben biliyorum ki dünyanın bir yerinde şu sözün emanet olduğu biri vardır. Ben bu televizyonlar işi yeni çıktığı zamanlar, program yapalım mı falan denildiği zamanlar 3-4 kişiyle istişare ettim. Birisi Emin Saraç hocamdı. Birisi Emrullah Hatipoğlu hocamdı. Bak bunu belki de ilk defa mı anlatıyorum bilmiyorum. Televizyona çıkayım mı çıkmayayım mı güvenemiyorum kendime. Şöhret bela bir şey biliyor musunuz? Ya babam yaşındaki adam elimi öpmeye geliyor. Ya bende ne gördün sen? Ya hocam diyor ağlıyorsun diyor. Ya insan utancından ağlar. Takvasından ağlar. Korkusundan ağlar. Mahcubiyetinden ağlar. Her gözyaşı Allah korkusundan değildir. Ben bazen Bilal-i Habeşi'yi anlatırken, Ammar bin Yasir'i anlatırken bazen niye gözümden yaş geliyor biliyor musunuz? Babam rahmetli bana çok kızardı. Nur içinde yatsın. Babam böyle soğuk bir adamdı. Soğuk derken ciddi yani. Osmanlı bir adamdı. Hakikaten Osmanlıydı. 1320 doğumluydu. 1904 doğumlu benim babam. Biz Osmanlı'nın torunuyuz diye övünürsünüz. Ben Osmanlı'nın torunu falan değilim. Bizzat oğluyum. Benim babam 19 yıl Osmanlı kimliği taşımış. Rahmetli. Babam 64 yaşındayken ben doğmuşum. Rahmetli derdi ki böyle bazen ben acıklı bir şey görürsem, bir çocuk ağlarken görsem, bağa giderken mesela kızardı bana. Lan anan gibi ağlasın derdi. Anam da çok yufka yürekliydi rahmetli. Çok sulu gözsün derdi. Biraz ciddi ol, erkek ol derdi. Değilim. O kadar ciddi değilim işte yani. Acıyorum bazen, merhamet doluyum. Bu takva değil, bak bunu karıştırmayın. Emrullah hocam ne dedi biliyor musunuz? Her söz bir emanettir Ömer Hoca dedi. Çağrıldığın yere git, İslam'ı anlat dedi. Bildiğini anlat, bilmediğini konuşma. Bildiğin, adam bana diyor ki hocam tefsir anlat diyor. Ya ben tefsir hocası değilim, değilim. Tefsir dinlemek isteyen tefsir hocasına gitsin. Bana fıkıh anlat diyor. Ya ben Halil Gönenç miyim ya? Halil Gönenç hocayı çıkarsan onu da dinlemiyorsunuz. Kardeşim ben Faruk Beşer miyim? Ben Hayrettin Karaman mıyım? Ben Mahmud Efendi miyim? Kardeşim ben Cevat Akşit miyim? Hayır. Haddimi bilirim ya. Ben siyer ya, anlatırım. Seviyorum çünkü. Her söz birine emanettir Ömer Hoca dedi. Her söz. Emrullah Hoca. Hiç kulağımdan gitmez. Şu Sultanahmet'in kürsüsüne dedi. Elmalı İbrahim Efendi vardı, İstanbul müftüsü. Kürsünün merdivenleri kırılmış Sultanahmet'in. Böyle tahta bir ağaç kasa koyduk diyor. Limon kasası gibi. Elma kasası gibi. Onun da arkasında yazı yazıyor. Basıp çıkacak kürsüye hoca. Ne yazıyor? Net 10 kilo mesela. Net 15 kilo yazı var ya. Demiş ki yavrum bunu kaldırın demiş. Buna basamam demiş. Efendim niye? Onda yazı var demiş. Efendim ondaki yazı kutsal bir yazı değil ki, net 10 kilo yazıyor. Buna niye basmıyorsunuz deyince hoca efendi demiş ki oğlum, evlatlarım, harfler Allah'tan emanettir. O harfle Allah da yazarsın, Kur'an da yazarsın, o harfle küfür de yazarsın. Harfler emanettir, harfin üstüne basmam demiş. Şimdi millet, o hocayla at yarıştırır gibi yarıştırıyorlar. Falan hoca, filan hoca. Ya bırakın yordunuz hocaları ya. Takım tutar gibi tutmanın da bir mantığı yok. İbrahim Elmalı hocayı görüyor musunuz adamı? Harfler emanettir dedi. Bir sahibi vardır bu sözlerin. Bu sözler boşa değildir.
ben yaşamayacağım ama belki de şu anda Arnavutluk'ta, Kosova'da, Azerbaycan'da, Nahçıvan'da, Tacikistan'da, belki Afganistan'da, Cezayir'de, Mekke'de, Medine'de biri dinliyor ve bu söz ona lazım ve Allah bu gece benim ağzımdan o sözü o emanet sahibini bulsun diye çıkartıyor belki de. Ben Emrullah Hacı hocamın tespitiyle kendime cesaret geldi. Kardeşlerim, can dostlarım, Peygamber Efendimizin en zor günleri biliyor musunuz? Kızlarının nişanı bozulmuş, Resulullah'ın yüreği yangın yeri gibi. Resulullah kızını kiminle evlendirsin ki? Osman kapıyı çalacak. Osman gelir mi ya kapıya? Gelmez. Zengin bir adam. Osman peygamber kapısına gelecek. Tak tak tak. Osman aç ölse, açlıktan ölse, bana bir dilim ekmek verin diyemez. Utangaç bir adam, onurlu bir adam. Acından ölse istemez deriz ya, öyle bir adam Osman. Peygamberden kız isteyecek. Niye? Sırf Resulullah'a hakareti Ebu Cehillerin ağzına ot tıkamak için. O kafirlerin heveslerini kursağına sokmak için. Geldi Resulullah'a dedi ki, ya Resulallah, bir maruzatım var. Osman dedi, hoş geldin dedi. Çok dertli Resulullah, çok dertli. Hoş geldin, hayırdır Osman dedi. Ya Resulallah, eğer müsaadeniz olursa, eğer siz de uygun görürseniz, Allah'ın emriyle kızınız Rukayya'nın nikahına talibim ya Resulallah dedi. Peygamberimiz her gece yavrularının başını okşarmış. Üzülmeyin yavrum dermiş. Ebu Leheb'in çocukları kovdular ama Allah sizi oraya layık görmediği için bunu işi bozdu. Ve inanın Allah size Ebu Leheb'in oğullarından daha güzel damat getirecek. Peygamberimiz yavrularına onu dermiş. Kim çıkıp gelmiş? Osman. Kızınızı bana nikahlar mısın? Ya ekmek, acından ölse ekmek isteyemez bu adam. Kız istemiş peygamberden. Resulullah'ın yükünü omzunu verecek, kaldıracak. Hazreti Peygamber Osman'a bir sarıldı. Osman dedi, sen öyle hayırlı bir adamsın ki öyle bir günde geldin benden kızımı öyle bir günde istedin ki Osman dedi. Öyle günde benden kız istedin ki dedi Osman. Sen öyle bir hayırlı adamsın ki. Yani Ebu Cehil'in kapısına gitsen sana kızını verir dedi. O kafir bile verir paranın hatırına. Sen geldin benim en zor günümde o kafirlere cevap olsun diye kızımı istedim. Osman dedi, bu nikah Allah katında zaten kıyılmıştır. Rukiye'mi sana nikahlıyorum dedi. Canım Osman'ım, senin kadrini kıymetini bilmeyenler utansın ey Osman. Ey Osman, sana sevgiye bir santim kalbinde yer ayıramayanlar utansın. Ey Osman, Osman, bu gece sana kurban olsun Osman. Ey Osman, gecenin karanlığında sana selam olsun. Hadi yürüyün. Hazreti Osman'ın gidemediği Bedir kuyularına siz gidin. Hazreti Osman'ın hanımı ölüm döşeğinde. Onun için Peygamberimiz Bedir'e Hazreti Osman'ı götürememişti. Şimdi Resulullah'ın izinde mübarek topraklarda gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bedir kuyularına. Merak ediyor musunuz Bedir Savaşı'nı? Hazreti Osman'ın gidemediği yerde Osman'ın yerine yürümek isteyenler. Kısa bir aranın ardından Bedir kuyularındayız. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125 bin beden ama bir tek ruh,
Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedir'in aslanları. Bedir'deyiz. Bedir kuyusunun başında. Ariş mescidinin hemen duvarının dibindeyiz. Ve İslam tarihinin en önemli noktalarından birisi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki Mekke müşrikleriyle yaptığı ilk savaş. Ebu Süfyan kervanlarını kurtarmış ve o Mekke'ye doğru yol almıştı. Ebu Cehil, Ebu Süfyan'ın kurtulduğunu duyduğu mektup geldiği halde yine de ısrarla Bedir'e doğru yoluna devam etmiş. Çünkü Peygamberimizle savaşmayı, Resulullah Aleyhisselam'la ve Müslümanlarla savaşarak onları yenip bu işi kendince İslam'ı bitirmek istiyordu. Hesabı kitabı buydu. Hele hele Müslümanların 313 kişiyle gelmesi, Ebu Cehil'in 100 civarında at, 70 civarında deve, 900 kadar da piyade. Peygamber Efendimiz'in 2 tane atı vardı, 70 tane deve vardı. 313 kişi sırayla biniyorlardı birer saat arayla. Bedir'e bu şartlarda geldiler. Resulullah Aleyhisselam hayatında hiç savaşmamıştı o güne kadar. Savaş görmüştü çocukluğunda. Ficar savaşlarını görmüştü ama o bir savunma savaşıydı. Böyle açık arazide savaş değildi. Burada 7-8 tane Bedir kuyuları var. Su kuyuları. Biri kuruyor, öbüründe su oluyor. Öbürü kuruyor, öbüründe biraz su kalıyor. Peygamberimiz şu taraflardan bir kuyuya gözünü kestirdi ve dedi ki buraya konalım dedi. Allah Resulü orduyu oraya doğru çekti. Hubab bin Münzir adında Medineli Hazreç kabilesinden genç bir yiğit, savaşçı, delikanlı, mücahit dedi ki ya Resulallah burayı size Allah mı emretti? Buraya konmamızı, karargahı buraya koymanızı, savaşta su çok önemli. Su sizde olursa büyük bir ihtimalle en azından askerleriniz susayınca su ihtiyacınız giderecek, direnç gücünüz ayakta duracak. Çölün ortasında suyu nerede bulacaksınız bir daha? Kaç saatlik yoldadır? Allah Resulü hayır dedi, bana Allah'ın bir emri değil. Baktım buranın suyu daha bol. Hazreti Peygamberi şimdiki yeni kuyunun olduğu yere getirdi. Burası daha çukur noktada ve buranın suyu hiç bitmezmiş ya da en son biten bu olurmuş. Burayı biraz derin kazdığınız zaman öbür kuyuların suyu buraya gelirmiş. Hubab bin Münzir bunu biliyor. Mekkeliler bilmiyor. Peygamberimiz de bilmiyor. Anlıyor musunuz kardeşlerim? Allah bildirmeyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada sahabenin İçtihadına uydu. Sahabenin fikrine değer verdi. İstişareye önem verirdi Allah Resulü. Biz maalesef ne evlerimizde ne mahallemizde doğru dürüst istişareyi bırakmadık. Öldürdük hepsini. Karı koca kavga ediyoruz. Konu komşu kavga ediyoruz. Farklı düşünceyi Allah Resulü bir motivasyona, bir berekete dönüştürüyor ve burada o genç delikanlı Hubab bin Münzir askerinin söylediği yere ordusunu konuşlandırıyor. Kendi karargahını da tam bizim bulunduğumuz burada, Ariş Mescidi'nin olduğu yere koyuyor. Şu gördüğünüz karşı tepe, Peygamberin devesinin Bedir'de ilk geldiği yer. Resulullah'ın devesinin ilk oturduğu yer burası. Allah Resulü'nün dostları, ashab-ı kiram efendilerimiz, Resulullah Aleyhisselam'ın burada yanına yerleştiler. Medineli bir yiğit, Asım bin Sabit radıyallahu anh, Mekke'de Reci suyunun başında şehit olurken anlattığımız Hazreti Asım bin Sabit radıyallahu anh, Resulullah'a Bedir'de dedi ki, ya Resulallah savaş için bir stratejiniz, bir planınız, savaş taktiğiniz var mı dedi. Allah Resulü, biz Allah'a güvenip dayanacağız ve onlar bizim karşımıza geldiğinde biz de onlara saldıracağız. Hazreti Asım, ey Allah'ın Resulü bir şey söyleyebilir miyim dedi. Tabii buyur dedi Allah'ın Resulü. Biz okçuları en öne koyalım.
Ok en uzağa atılan silahtır o gün için. Kurşun yok. Ok en uzağa atılan silahtır. Ya Resulallah, oklarla daha düşman bize gelmeden, 950 kişi çok kalabalık bunlar. Mübarezeden sonra biz oklarla vurabildiğimiz kadar vuralım. Savaşın başında 3 kişi çıktı öne. Peygamberimiz Ensar'dan 3 kişi biz çıkalım dediler. Bura Medine'ye daha yakın. Mekke nereden bakarsanız bakın 280 kilometre filan. Ama Medine 150-160 kilometre. Hatta hayvan yoluyla giderseniz affedersiniz 130 kilometre. Dolayısıyla Medineliler biz çıkalım dediler. Bu topraklar bizim. Mekkeliler karşılarındaki 3 Medineli'yi görünce Ensar'dan olan efendilerimizi, siz kimsiniz? Biz Ensar'danız. Bizim sizinle bir kavgamız yok dediler. Siz gidin, peygamberinize söyleyin, bize bizden birini göndersin. Hazır mısınız? Hazreti Ali'nin, Hazreti Hamza'nın, Ubeyde bin Haris'in yürüdüğü yer. Kardeşlerim, az ileride bir kuyu daha var. Dikkat ederseniz. Resulullah Aleyhisselam buradan şu ileriye doğru 3 yiğit gönderdi. Ali, Hamza ve Ubeyde bin Haris, üçü de peygamberin evinden. Amcası Haris'in oğlu Ubeyde, amcası Ebu Talib'in oğlu Ali ve öz amcası Hamza. Ensardan olanlar gelince bu üçünü gönderdi. Onların karşısına da Utbe, Şeybe, Velid düştü. Utbe Hazreti Hamza'ya, Şeybe Hazreti Ubeyde'ye, Velid de Hazreti Ali'ye. Tam karşıda 300-500 metre ilerideki açık alanda bu üç yiğit karşılarına gelen üç kafiri, Utbe'yi, Velid ve Şeybe'yi savaşa tuturdular. Müslümanlar buradan bakıyor, kafirler karşıdan bakıyor ve ortada boşlukta bu üç yiğit erkek erkeğe çarpıştılar. Hamza birkaç dakika sürmedi, hakladı Utbe'yi. Mekkelilerin büyük komutanı Utbe öldürülmüştü. Aslında çok merhametli bir adamdı. Hazreti Huzeyfe'nin babasıdır Utbe. Ebu Süfyan'ın da kayınpederidir. Hazreti Muaviye'nin de dedesidir Utbe aynı zamanda. Kardeşlerim, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın yeğeni Ali, o da Velid'i hakladı, öldürdü. Fakat savaşırken Ubeyde yara aldı. Ubeyde'nin bacağındaki ana damar kesilmişti, kan akıyordu. Hazreti Ubeyde yarım yarım savaşmaya çalışırken Hazreti Hamza kartal gibi yetişti. Ubeyde'nin rakibi olan Şeybe'yi de öldürdü. Sonra üçü beraber geri döndüler. Müslümanlar büyük bir moral kazanmıştı. Allah yolunda cihattı Müslümanlar için ve ilk savaşımızdı. Enfal suresinin 9. ayeti ve Al-İmran suresinin 121, 122, 123, 124. ayetleri bize meleklerin yardıma geldiğini, Cebelül Melaike, kum tepesi, altın sarısı gibi, içinde bir tane taş yok. Harika bir kum tepesi kardeşlerim. Allah size de gelmeyi, ziyareti nasip etsin. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında bin melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail bin melekle Resulullah'ın önünde, 3000 melek alaca atlarda. Ramazan ayının 17'si hicretin ikinci senesi. Miladi takvime göre de 13 Mart 624 tarihine denk geliyor. Ve cuma günü, Ramazan'ın ortası, Hazreti Peygamber, Müslümanlar saldırdılar ve kafirler neye uğradıklarını, ne olduğunu anlayamadan 3000 melek gelmiştir. 1000 melek önce geldi, 3000 melek sonra geldi. Toplam 4000 melek. Meleklerin geldiği daha 5-600 metre, 1 kilometre uzaklıkta. Allah meleklerle Müslümanlara yardım etmiş. Şu arazide 70 tane kafir öldürülmüştü. Kimler yok ki? Ebu Cehil öldürülmüş. Kim öldürmüş? Muaz ve Muavviz adında iki tane delikanlı. Anneleri Afra diyor ki, oğlum, Mekke'de Resulullah'a çok eziyet etmişler.
Hadi göreyim sizi. Peygamberin canını yakan, Resulullah'a etmediğini bırakmayan Ebu Cehil'i o savaştan çıkarmayın. Şuralarda bir yerde işte, bu arazide, şu gördüğünüz arazi, hepsi bu. Yani 300-400 metre eni, 700-800 metre uzunluğu olan şu alanda. Müslümanlar Hazreti Muaz ve Muavviz Abdurrahman bin Avf'a dediler ki, biz Ebu Cehil'i bilmiyoruz. İnternet yok, fotoğraf yok. Nereden bilsinler? Televizyon yok. Hazreti Abdurrahman siyah bir atın üstünde, ordunun komutanı karşı tarafta, ağaçlıkların dibinde dev cüsseli bir adam. Kılıcını sallaya sallaya geliyor. İri yarıydı Ebu Cehil. Dedi ki, işte şu siyah atın üstündeki siyah zırhlı adam, o dev cüsseli adam. Muaz ve Muavviz Ebu Cehil'i burada vurup indirecekler Müslümanlar. Burada. Ebu Cehil'in kurtulma şansı yok. Bırakıp gidecekler. Savaşa geri dönecekler. Abdullah İbni Mes'ud, Ebu Cehil yere düşmüş, can veriyor burada. İslam'ın can düşmanı şu göğsüne basmış Hazreti Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh. Ey Allah'ın düşmanı, gördün mü? Allah Müslümanlara nasıl yardım etti? Hazreti Abdullah İbni Mesud'a kim yeniyor ki dedi. Görmüyor musun? Müslümanlar Allah önüne kattı, gidiyorlar. 70 tane de esir aldılar burada. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman esir. Musab bin Umeyr'in abisi Aziz esir. Hazreti Peygamber'in amcası Abbas esir. Mekkelilerin lider şairi Süheyl bin Amr esir düşmüş. Esir, 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 70 kişi. Kardeşlerim, Peygamber'in damadı Ebul As, büyük kızının kocası Peygamberimizin esir. Şu altın kolyenin Mekke'den gönderildiği olay işte burada. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, Nebiler Nebisi kardeşlerim. Tabi kolye Medine'ye geliyor da olay burada. Yani Ebul As burada esir alınıyor. Peygamberin kızı kolyeyi kocasını kurtarmak için Medine'ye gönderiyor. Buradan gidiyorlar Medine'ye. Hazreti Peygamber aleyhisselamın yendiğini duyunca Ebu Cehil dedi ki, ey çobancık, kısadır Abdullah İbni Mesud, ey küçük çoban, bana Muhammed'in galip geldiği anı görmeyeyim, beni öldür dedi. Zaten ölecek, canı çekiliyor. Senin kılıcın kesmez, şu benim kılıcımla beni öldür dedi. Abdullah İbni Mesud da daha fazla can çekişmesin bu kafir, zaten gidemeyecek. Onun son arzusunu yerine getirdi, öldürdü. Bir gün Mekke'de yemek sırasına girdi diye yerden yere çarparak dövdüğü Abdullah İbni Mesud onu öldürmüştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 70 Uhud şehidini kardeşlerim burada hemen şuracıkta bir yerde bir kuyu var. O kuyunun içine attı onları. Bu arazide bıraksalar hayvanlar yerler, parçalarlar kafirlerin ölülerini. Böyle olmasın, hakaret olmasın diye kafirlerin ölülerini kuyuya attılar. Hazreti Abbas'ı şöyle kısa Ebu Yusr adında biri yakalamış, Medineli. Abbas Efendimiz de büyükmüş. Ebu Cehil'in ordusunda gelmiş Hazreti Abbas. Müslüman değil ya da Müslümanlığını gizliyor. Hazreti Abbas dediler ki, şuna mı yakalandın sen? Hiç mi utanmadın filan deyince Hazreti Abbas dedi ki, vallahi bana gülmeyin dedi. Bu değil beni yakalayan. Beni yakalayıp elim ayağımı bağlayan yeşil yeşil sarıklı, nur yüzlü, kanatları olan insanlar vardı dedi. Onlar nerede şimdi göremiyorum. Onlar beni bağladılar, buna teslim edip bırakıp gittiler dedi. Ebu Yusr Abbas'ı eli ayağı bağlanmış şekilde buldu. Hazreti Peygamber aleyhisselamın Allah yüzünü güldürecek. Bedir'deki hatıralardan biri de sabaha kadar, perşembe akşamı yani savaştan bir gün önce sabaha kadar Resulullah burada işte tam da bu çadırda Ariş Mescidi'nin olduğu yerde Allah Resulü sabaha kadar dua etti. Ağlıyor, Allah'ım yardım et. Sabaha kadar dua mı olur Müslümanlar? Sabaha kadar dua etti. Hazreti Ebu Bekir 3-4 defa bir şey sormak için içeri girdi. Hala dua ediyor. Mübarek kollarını nasıl kaldırdıysa dua ederken Allah Resulü, Hazreti Ebu Bekir üstünden düşen cübbesini sırtına geri koyuyor. Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah. Hiç istirahat etmediniz. Biraz dinlenseniz ya Resulallah diyor. İbadet. Müslümanlar ibadet. Şimdi namaz kılıyoruz. Elimizi açmadan yüzümüze sürdüğümüz bir oluyor.
bu nasıl bir dua ki? Hakikaten sen inanıyor musun bunun dua olduğuna? Peygamber Bedir zaferini isterken onun önüne bir gece dua koydu. Bir gece. Peygamber ya bir kere söyleyince Allah duymuyor mu? Duyuyor. Ama ne kadar ısrar ederseniz, sevdiğiniz biri ne kadar ısrar ederse, çok sevdiğiniz, çok samimi biri sizden küçücük bir şey istiyor. Allah'a göre Bedir zaferi ne ki? Küçücük bir şey Allah'a göre. Bize göre büyük bir zafer. Ama Allah'a göre çok küçük bir olay. Peygamberimiz ne kadar ısrar etmiş duada. Dualarımızda ısrar ederim. Şu mübarek geceler memleketimize, Türkiye'mize, İslam dünyasına, Doğu Türkistan'a, Suriye'ye, Irak'a, Mısır'a, Müslümanlar, Patani'ye, Orta Afrika'ya, ne olur Filistin'e dua edelim. Ülkemize dua edelim. Allah dualarımızı kabul etsin. Bedir bir zaferdir. Hayatını Bedir zaferiyle süsleyenlere selam olsun. Bedir'i gördünüz. Artık siz bir Bedir mücahidisiniz. İşte burası. Kuyunun bu tarafında durursanız Ali'dir yoldaşınız. Kuyunun karşı tarafında durursanız Ebu Cehil'dir yoldaşınız. Ezan okunacak. Allah sizin nerede durduğunuza bakacak. 50-60 tane elbiseydi, pardüseydi, başörtüsüydü, kravattı, gömlekti. Onlar 20'şer tane dolabımızda duracak. Bir tane daha hoşumuza giden almak için AVM'lerde 3 saat, 5 saat dolaşacağız. Namaz gidecek, içimiz yanmayacak. Namaz düşecek, kolumuz kopmayacak. Eyvah, namazım gitti demeyeceğiz. Allah aşkına, böyle yaşarsak sizce şu Bedir'in neresinde durmuş oluruz? Hadi buyurun, Bedir'in bir yerinde durun. Artık karar sizin. Ben söylersem, ya bu Ömer Hoca çok sert konuşuyor dersiniz. Ömer Hoca çok kırıcı konuşuyor dersiniz. Siz seçin, Bedir'in neresinde durmak istersiniz? Resulullah, Musab bin Umeyr, hadi bu tarafta. Hamza, bu tarafta. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer şu kuyunun sağında. Hazreti Ebu Bekir Resulullah'ın hemen arkasında. Hadi buyurun, siz seçin. Karşıda da Bilal-i Habeşi'yi döve döve eziyetlerle, işkencelerle her hakareti yapmış Ümeyye bin Halef duruyor. Bilal de Allah'ım diyor. Resulullah Allahu Ekber dese de yerimizden bir fırlasak. Bilal koşacak Ümeyye'nin üstüne. Sen de artık içkinin, kumarın, zinanın, faizin, yalanın, uyuşturucunun, sigaranın üzerine koşacaksın Bilal gibi. Allahu Ekber diyeceksin. Bedir'i görmüş bir Müslümanım ben artık diyeceksin. Bedir'de yerini sen seç. Müslümanlara yemek pişiren annelerimiz vardı. Müslümanların yaralarını saran ablalarımız vardı. Hadi sen seç. İşte Bedir. Yerini sen belirle. Bugün Bedir'deydik. Bedir'i sabaha kadar anlatsak bitmez. Bedir'in hikayesi, Bedir'in hatırası. 70 esir, 70 tane kafir öldürülmüş. 14 tane de şehidimiz var. 12 yaşlarında Sa'd bin Ebi Vakkas'ın küçük kardeşi Umeyr bin Ebi Vakkas şurada vuruldu. Allah'ım şefaatlerinden ayırma ya Rabbi. Selam olsun Bedir'in şehitlerine. Selam olsun ashabı Bedir'e. Allah'ın cennetle müjdelediği o güzel topluluğa selam olsun. Ayaklarına kadar geldik. Cennette ellerini öpmeyi de Rabbim nasip etsin. Sevgili seyirciler, kıymetli dostlar, Başakşehir Sular Vadisi'nde canlı olarak devam eden Sahur Vakti programımız kaldığı yerden devam ediyor ve Osman-ı Zinnureyn radıyallahu anh Efendimizin ömründen ömrümüze hatıralar taşımaya çalışıyoruz.
Hazreti Osman Efendimiz peygamberimizin bir damadı. Öbür damadı Ebul As dedik. Rebi de diyebilirsiniz. Lakabı Ebul As, As'ın babası. Hazreti Peygamber'in büyük kızı Zeynep'le evliydi. İlk damat oydu. Hazreti Osman ikinci damattır. Hazreti Peygamber Efendimiz o Ebul As'ı öyle takdir etti ki, benim kızımı boşayıp ona Mekke'de çok büyük paralar ve sana kaç tane hanım istiyorsan alacağız. Yeter ki Muhammed'in kızını kov evinden diye baskı yapıldığında benim kızımı terk etmedi, benim kızıma değer verdi diye Resulullah Efendimizin vefasını bizzat övdüğü damadı. Yani Ebul As Medine'de kardeşlerim hicretin 4. yılına kadar Müslümanlığa gelmedi. İslam'a yanaşmadı. Yani peygamberliğin yaklaşık olarak 17. senesinde Müslüman oldu. Fakat bu süre içerisinde peygamberin kızını boşamadı. Mekkeliler baskı yapıyordu. Sen bizim dinimizdensin. Putlara sen de tapıyorsun. Atalarının dinini terk etmedin. Niye Muhammed'in kızını bırakmıyorsun diyorlardı aleyhissalatü vesselam için. Ebul As peygamber efendimizin ahlakını öyle beğeniyor ki ama Müslüman olmuyor, işe bak. Ve Resulullah'ın kızı Zeynep'i öyle çok sevmiş ki, hani evde bir huzursuzluk olsa, hani kadın huysuz, geçimsiz, kötü huylu biri olsa, hazır bahane de hazır. Mekkelilerde insanın nefis peşinde koşan insanın asla reddedemeyeceği çok cazip tekliflerde bulunuyorlar. İstediğin kadar para, istediğin kadar kız nikahlayalım sana diyorlar. O mümkün o zamanlar, biliyor musunuz? Parayla satıyorlar çocuklarını. Cahiliye böyle bir rezaletti. İslam öncesi cahiliyede kız çocuğunun hiç hakkı yoktu. Bununla evlenir misin sorusunu hanımlar Hazreti Muhammed'le tanıştılar. Müslümanlar, anlıyor musunuz? Ey Ayşe Hanım, Allah'ın emri peygamberin kavliyle Ahmet'i koca olarak kabul ettin mi? Bak, ediyor musun? Evet, bunlar cevap değildir. Ettim. Kesin bir cümle olacak. Keskin ve net olacak. Ettim, nikahın geçerli olması için. Neye evet? Evet yuvarlak bir şeydir. Peygamberimiz sordurmuştur Allah'ın emriyle. Sen bununla evleniyor musun diye. Ama cahiliyede kızı babası istediğine satardı para karşılığı. Kardeşlerim, bunun adını Anadolu'ya başlık parası diye taşıdılar. Öyle bir cahiliye ki kızcağızın hiçbir şeyden haberi yok. Yukarıda pazarlık yapılıyor kızı göstermeden önce. Düşünebiliyor musunuz? Biz bunları yıllarca gördük, başımızı eğip geçtik. Sonra gittik cuma namazında kafamızı secdeye koyduk. Ya Rabbi beni affet dedik. Ya seni Allah affetse o kız affeder mi acaba? Pazar yerinde bir eşya gibi satmaya çalıştığın, başlık adı altında, bilmem ne adı altında para pazarlığı yaptığın o çocuk seni affeder mi? Bu ne kadar onur kırıcı bir şey. Bu ne kadar incitici bir şey. Allah Resulü nikahı kolaylaştırın diyordu. Nikahı kolaylaştırın. Efendimiz bak damadını nasıl takdir ediyor. Damadını takdir ediyor. Biz bugün öz oğullarımızı Resulullah'ın damadını övdüğü gibi övemiyoruz çoğu zaman. Ben çok baba ana gördüm, çok ana baba duydum. Hocam bizim oğlanda da büyük suçlar var. Çocuğun kadrini, kıymetini bilemedi diyen nice ana babalar, pişmanlık ifadeleri duyduk. Can kardeşlerim, Allah güzel evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Para dediğin, dünyalık dediğin, inanın evlilik hayatında Allah şahit gibi hiçbir önemi yok. Hocam öyle şey mi olur? Para bol olursa rahatça harcanır,
mutlu eder insanı. Yok, zevk sahip edebilir, mutlu edemez. Bak, zevk sahip edebilir, zevk başka bir şeydir, mutluluk başka bir şeydir. Mutluluk, Hazreti Bilal'in, o simsiyah Bilal-i Habeşi'nin Medineli bembeyaz hanımının gözünün içine sevgiyle bakmasıdır mutluluk. Cebinde 5 kuruşu yok. Can kardeşlerim, Allah bizleri zevk alan değil, mutlu olan yuvalar sahibi eylesin. Hazreti Peygamber'in damadı Osman, kardeşlerim, hicrete hicret eklemiş. Hicrete hicret eklemiş. 2 kere hicret olmuş. Hani muhacir diyoruz ya, muhacir değildir Osman. 2 kere muhacirdir. Hem Habeşistan'a gitmiş hanımıyla, hem de kardeşlerim Medine'ye gitmiş. Habeşistan'a gidince Resulullah Müslümanları sorarmış. Habeşistan'dan gelen kervanlar olurmuş, alışveriş tüccarları. Böyle ticaret kervanları, her mal her yerde bulunmuyor. Şimdi internete giriyorsun, sipariş veriyorsun. Amerika'daki malı sana yolluyorlar hemen. Kredi kartını veriyorsun, numaranı ödedim diyorsun, kod giriyorsun, bilmem ne diyorsun, tık geliyor mal 15-20 gün sonra. O zaman öyle değil, belli merkezler var sadece. Habeşliler de Mekke'ye gelirdi. Bakın, gaybı Allah'tan başkası bilemez. Dün de bahsettim, bugün de bahsediyorum. Bu ehli sünnet itikadı sarsılmamalı. Uyduruk şeylerle yeni bir uydurukça şeyler çıkartılmamalı. Adam diyor ki ben ne yaparsam yapayım falan hoca efendi biliyor diyor. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Bilseydi Resulullah Habeşistan'daki kızını ona buna sormazdı. Gelen giden kervanlara, Habeşistan'a giden Müslümanları sordu. Koca Habeşistan, internet yok, Facebook yok, Twitter yok. Nereden bilsin? Periskop'tan canlı yayın yok. Nereden bilsin? Kardeşlerim, nasıl bilsin adam eğer o köyde değilse? Koca Habeşistan. Bir tanesi ben gördüm dedi. Mekke'den gelen yeni din sahiplerini. 3 köy ötedeki adamın haberi olmaz. Bir tanesi gördüm deyince pazar yerinde Resulullah o ben gördüm diyen kişinin koştu devesinin yularına yapıştı. Bana dedi buradan giden Müslüman kardeşlerimden haber versene. Çok özledim onları dedi. Nasıl geçiniyorlar? Ne yiyorlar? Ne içiyorlar? Maaş yok, şu yok, bu yok. Sadece din hürriyeti var. Nasıl yaşıyorlar? Durumları nasıl? O adam ne dedi biliyor musun? Habeşli adam. Hazreti Muhammed'i tanımıyor. Peygamber olduğunu, peygamber nedir bilmiyor adam. Sadece bir dostunu soran biri gibi görüyor. Akraba ziyareti gibi. Dedi ki vallahi bu Mekke'den gelenlere deli desek deli değiller. Akıllı desek akıllı da değiller. Niye ki dedi Resulullah. Ne oldu ki? Vallahi dedi bunlar acayip insanlar. Kendi zararlarına bile olsa yalan konuşmuyorlar. Oysa biz zorlanınca çıkarımıza gelen yerde yalan söyleriz. Bunlar yolun kenarında altını, inciyi, gümüşü şöyle çuvalıyla görseler, kendilerinin parası değilse dönüp bakmıyorlar bile. Resulullah ne dedi biliyor musun? Allah'ım sana hamdolsun ya Rabbi. Gurbetin bozmadığı kardeşlerim, İslam'ı güzel temsil ettikleri için Allah'ım sana hamd ediyorum ya Rabbi. Peygamberimiz isim isim sordu. Şunu gördün mü, bunu gördün mü? Gördüğünü gördü, görmediğini görmedi. En son kimi sordu Resulullah? En son. Kendi kızını göndermiş gurbete. Bir bilinmez, ucunda ölüm mü var, açlık mı var, belirsiz bir yer. Habeşistan'a çile varsa benim kızım da çeksin demiş. Görüyor musunuz lideri? Görüyor musunuz önderi? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam kızını sordu. Osman Efendimiz'i sordu, damadını. Adam dedi ki vallahi dedi biz şöyle gördük onları. Bir tane eşekleri var. Evin bir tane eşeği var Hazreti Osman'ın Habeşistan'da. Hanımını eşeğe bindirmiş. Kendi de arkasında yürüyor.
Bizim Habeşliler de arkalarından hangır hangır gülüyorlar. Yeni icat çıkarmışlar. Niye ki dedi Peygamberimiz. Bunda ne var ki? Yani yanlış neresi bunun? Dedi ki bizde bir evin bir hayvanı varsa ona evin erkeği biner, kadın biner mi hiç erkeğin yanında hayvana? İki hayvan varsa kadın o zaman biner. Bizde erkek liderdir, erkek biner önce, kadın yürür. Peygamberimiz aleyhisselam gözleri yaşardı. Osman dedi ne hayırlı bir insandır. O İslam ahlakıyla ahlaklanmış. O Allah'ın kitabıyla terbiye olmuş. Osman ne iyi ahlaklı insandır. Hanımı hayvan sırtında rahat etsin diye kendi yerde yürüyor. Osman ümmetimin en haya sahibi insandır dedi. Selam olsun Osman'a. Hazreti Osman'ın hayatının o güzel günlerinin arasında ona arkadaşlık etmeye devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından. Sevgili seyirciler, kıymetli dostlar, Kanal 7 ekranlarında Başakşehir Sular Vadisi'nde beraberliğimiz devam ediyor ve bir güzel hayat. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimizin ömrünü, hayatını konuşuyoruz. Allah ona rahmet eylesin. Allah ondan ebediyen razı olsun. Cenab-ı Hak onun şefaatini bize lütfetsin. Allah ona şefaat izni ihsan etsin. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Osman Efendimizin Resulullah'ın yanında hizmetleri daha çok cömertliğiyle öne çıkmıştır. Hazreti Osman. Onu mesela şu yönüyle tanıyabiliriz. Hicretin birisini Habeşistan'a yapmış, sonra Medine'ye hicret etmiş. Medine'ye hicret ettiğinde Hazreti Osman'ın, bu arada hatırlamışken söyleyeyim kardeşlerim, annesi ve annesiyle babasından olan bir kız kardeşi var, Amine. Amine Hazreti Osman'ın kız kardeşi, Hakem el-Kaysan ile evlenmiş. Amine, Hazreti Osman'ın bacısı Amine, Mekke'de kadınların saçını kesmekle meşhur. Yani bütün Mekke kadınları ona gidermiş saçını kestirmeye, düzgün kesermiş, eli düzgün. Bazı insanların eli uyar, bazı insanların eli yumurta kırmaya bile yakışmaz. Mesela ben kendim hiçbir yemek yapamam, beceremem yani. 3 gün aç kalırım, hazır bir şey buldum, buldum. Kardeşlerim, hakikaten öyledir. Allah, yani Cenab-ı Hak herkese bir özellik veriyor. Allah'tan bize de bir konuşma özelliği vermiş. Yani elimize bir şey vermemiş de dilimize bir şey vermiş. Rabbime hamdü senalar olsun. Bazı insanlar vardır. Vallahi var ya, mutfağa girince kadınları solda sıfır bırakır. Bazen de öyle insanlar vardır. Zevk duyar. Erkeklerde de kadınlarda da. Amine, Hazreti Osman'ın bacısı, demek ki neymiş? Kuaför diyorlar. Biz çocukken berber derdik. Şimdi berberden utanıyorlar mı, ne yapıyorlar? Kuaför diyorlar. Kuaför deyince sanki makas eline almıyor. Bir acayip bir şey. Ya berbersin işte, daha ne zorluyorsun? Neyse, berber ya da kuaför. Hazreti Osman'ın bacısı. Bunu unutmayın. Amine. Bu kadın Hakem bin Kaysan'la evlendi. Hakem bin Kaysan, kardeşlerim, Mekke döneminin sonlarına doğru Müslüman oldu. Mekke döneminin sonlarına doğru. Fakat karısı Müslüman olmadı. Abisi kim? Hazreti Osman. Ne acayip değil mi? Osman'ın bacısı Müslüman değildi. Ama Osman'ın eniştesi Müslüman. El-Hakem bin Kaysan. Hakem bin Kaysan Medine'ye hicret etti. Bacısı gelmedi. Osman sana ne dersen alayım diyor. Yalvarırım gel Müslüman ol diyor. Sen bu dine bigane kalamazsın diyor. Bir de Resulullah'ın yanındaki Osman
Hani inciniyor. Şimdi siz bir derneğe üye olsanız, sizin bacınız, kardeşiniz gelmese utanırsınız değil mi? Ya bak işte kardeşine bile sözü geçmiyor derler adama. Şimdi Hazreti Osman da bacısının Müslüman olmasını gerçekten çok istiyor. Fakat olmadı biliyor musunuz? Ta ne zamana kadar? Fakat Osman'ın eniştesi Hakem bin Kaysan, sahabi radıyallahu anh. Belki çoğunuz bu ismi ilk defa duyuyorsunuz. Belki de. Hakem bin Kaysan. Bu adam öyle bir insan ki Hazreti Osman'ın bacısı Müslüman olmadığı halde o bir gün Müslüman olacakmış gibi Medine'de bekar yaşadı. Bekledi ya, adama bak. Ve Müslümanlar Mekke'yi fethetti. Mekke'yi fethetti, çok Müslüman bayram etti. Ama iki Müslüman çok bayram etti. Kim o? Biri Hazreti Ebu Bekir, birisi Hazreti Osman. Niye? Hazreti Ebu Bekir'in 90 yaşındaki babası Mekke'nin fethinde Müslüman oldu. Hazreti Osman'ın annesi Erva ve bacısı Amine Mekke'nin fethinde Müslüman oldu. Hazreti Osman savaşı mavaşı çok sevmez. Savaşlarda bulunur ama ruhunda savaşçılık yok. Hazreti Ali'nin kalkanını satın almış, Hazreti Ali'nin düğünü için para lazım olmuş. Hazreti Ali'ye açıktan para verse ayıp olur diye kalkanını satın almış. Ondan sonra da düğüne gitmiş, düğün hediyesi vermiş. Hani çeyrek altın takıyoruz ya biz. Hazreti Ali'ye çeyrek altın niyetine Hazreti Osman, Hazreti Ali'den 400 dirheme, 480 dirheme satın aldığı kalkanı, Ali bunu sana düğün hediyesi getirdim demiş. Hazreti Ali onurlu, şerefli, mübarek bir insan, utandı. Osman dedi ama bunu benden sen satın aldın dedi. Olur mu ki böyle dedi. Bacanak oluyoruz ya dedi. Bacanak oluyoruz işte alsana dedi. Hazreti Ali utandı. Canım Ali. Ali'nin şehit olduğu gün biliyor musunuz? Vurulduktan sonra Allah şefaatinden ayırmasın. Hazreti Ali Efendimiz. Bacanak bunlar. Allah bunların arasını bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. Onlar ölene kadar hukuklarını bozmadılar. Onların vefatından sonra Ali ile Osman'ın hukukuna kara leke düşürenlere Allah hesabını sorsun. Onlar ölene kadar hukuklarına zarar vermediler. Hazreti Ali Osman'ı öldürmeye gelen teröristlere engel olsun diye oğlu Hasan'la Hüseyin'i Hazreti Osman'ın kapısına 20 gün nöbetçi dikti. Hazreti Ali'nin çocukları kapıda diye teröristler yatak odasından girdiler Hazreti Osman'ı şehit etmeye. Hazreti Osman Efendimiz kalkanı verdi. Almayınca Resulullah'a şikayet etti. Ya Resulallah şu Ali'ye bir şey de dedi. Ya bacanak oluyoruz Ali'yle. Ben bunu pazarda satın aldım. Para lazımdı Ali'ye. Satın aldım. Hazreti Ali 400 dirhem istemiş. Hazreti Osman yok demiş Ali sen fiyatını bilmiyorsun bunu demiş. 400 dirhem değil bu demiş. Ya 480 dirhem eder demiş. Hazreti Ali demiş ki ya nasıl yani ben 400 istiyorum sen 480 veriyorsun. Hazreti bak bak istediğinden fazla veriyor. Hiç böyle bir alıcı gördünüz mü? Malın değerinin daha iyi olduğunu anlayınca alıcının saflığını kullanmayan o şerefte Osman kokusu düşmüş tüccarlara siz rastladınız mı? Bulursanız mayalayın onları çoğalsınlar. Bulursanız onlardan birer ikişer tane dikin Kayseri'ye, Yozgat'a, Tokat'a, Trabzon'a, Diyarbakır'a, Denizli'ye dikin onlardan çoğalsın onlar. Kalmadı çünkü. Millet birbirini kandırmaya çalışıyor. Ya ucuzu daha ucuz almaya çalışıyor. Adam düşmüş, borçlu, biliyor. Bir de acayip tüketim çılgınlığı başladı. Acayip bir şey ya. Kiraları yükselttikçe yükselttiler. Kardeşlerim, Suriyeliler geldi, Araplar geldi. Pahalandırın, pahalandırın. Vallahi bak ben size yeminle söylüyorum. Allah bunun acısını çıkarır. Allah fırsatçılığın acısını çıkarır. Adamın Suriye'de evi yıkılmış, sen 1000 liralık kirayı 2000'e çıkarmışsan, ey İstanbul, ey Başakşehir, ey Tuzla, ey Kastamonu, ey Yozgat, ey Tokat, bunu senden Allah çıkarır.
Bu sözü de sana sahur vakti ben söylerim. Bak ben söylerim. Niye? Bir gün bize hesap soracak çünkü Allah. Fırsatçılık İslam'da haramdır. Çok kötü bir şeydir. Garibe fırsat anında vurmak çok kötü bir şeydir. Kardeşlerim, Hazreti Osman Ali'yi şikayet etti. Şu benim bacana bir şey de ya Resulallah dedi. Bir evladın onda, bir evladın bende. Şuna bir şey de dedi. Ne oldu? Ali benim verdiğim kalkanı almıyor dedi. Niye almıyor ki? Vallahi dedi utanıyor dedi. Ben ondan satın aldım ya. Ayıp olur diye utanıyor. Dedi ki Ali, ecibüt da'iye ve la teriddül hediyete. Davet edildiğin yere git, hediyeyi reddetme. Ali, bu düğün hediyesidir dedi. Düğünlere takı takıyorsunuz ya, aha buradan kaldı işte. Hazreti Ali ile Fatıma'nın düğününden kalmadır. Takı takma. Ama emmisinden 500 lira, dayısından 700 lira bu Türk adetidir. Milleti mahcup ediyorlar. Bu çok ayıp bir şey aslında. Herkes hediyesini versin. Ne öyle barbar bağırıyorlar millete. Ya gariban 50 lirası var cebinde, onu çıkaramıyor adamcağız. Utanıyor. Ayıp olur öyle şey. İnsanların yüzünde bir su var, onu dökmeyin. İnsanların şu yüzünde bir sır var, onu dökmeyin. Belki o adamcağızın 20 lirası, inan gösteriş yapan bir adamın 500'ünden güçlüdür, bilemezsin. Onun için kiminin parası, kiminin duası. Kardeşlerim, Hazreti Osman radıyallahu anh çok güzel bir adamdı. Bak, benim anlatmam mümkün değil Osman'ı. Osman çok güzel bir adamdı. Allah ona rahmet etsin. Allah ondan razı olsun. Dua vakti geldi ama Osman'a devam edeceğiz. Öyle Hazreti Osman'ı zaten ben ümmetin masum şehidi diyorum ben Hazreti Osman'a. Çok garip bulmuşlar. Yalnız bulmuşlar. Medine'de binlerce Müslümanın ortasında garip bir çocuk gibi şehit etmişler Osman'ı. Osman çok masumdur. Peygamberin gözyaşına boğulduğu Osman. Osman şehit olmadan önce Abdullah bin Selam'ın anlattığı bir rüya var. Abdullah bin Selam radıyallahu anh. Medine'de Yahudilerden gelme büyük alim. Ben Resulullah'ı rüyamda gördüm diyor. Peygamber Efendimiz Osman'a bir kova su getirdi. Osman oruç. Hazreti Osman oruçlu. Osman şu suyu içer misin? Ya da akşama iftara bize gelir misin? Yani şehit olacaksın bugün. Şehit olacak Osman. Osman'ın hayatı, Osman'ın cömertliği, Hazreti Osman'ın Medine yılları. Ha o bacısı var ya, Osman'ın iki sevinci dedik. Bacısı Amine ve annesi Erva. Onlar Mekke'nin fethinde Müslüman oldu deyince Hazreti Osman bir heyecanla peygamberin çadırına gitti. İnanmam dedi. Annem bugüne kadar Müslüman olmadı. Osman'ın anası. Bacım Amine Müslüman oldu değil mi? Peygamberin çadırında. Evet dediler. Osman heyecanla koştu. Hazreti Osman anası ve bacısı Hazreti Osman'ın yüzüne baktılar. Hazreti Osman, yani niye bugüne kadar beklediniz ki bir der gibi. Madem Müslüman olacaktınız anne, bacım, küçük kız kardeşim, madem Müslüman olacaktın, niye bugüne kadar bekledin ki der gibi. Hazreti Osman Efendimiz o gün Allah'a çok şükretti, çok dua etti. Hadi gelin biz de dua edelim Hazreti Osman Efendimizin ardından. Onun ailesine, onun ehli beytine, hep beraber Resulullah'ın ehli beytine. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.
İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim bi'adedi ilmik ya Rabbel alemin. Allah'ım şu mübarek gecede Hazreti Osman'ı yad ettik. Ona gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Allah'ım onun ahirette cennette derecesini yükselt ya Rabbi. Allah'ım cennetle müjdelenmiş Hazreti Osman Efendimizin ruhunu şu cemaatten ve ekranları başında gönülden amin diyen ümmeti Muhammed'den hoşnut etti ya Rabbi. Cennette Hazreti Osman Efendimizi ziyaret etmeyi. Bitti Osman. Her şey bitti. Seni yalnız bulup kıstırmışlar. Evde boğazına bıçak dayamışlar. Başına vurdukları darbeyle başından akan kanlar feseyekfikehumullah, sana Allah yeter ayetinin üstüne dökülmüştü senin kanların. Osman, Allah sana yetmedi mi kefil olarak, vekil olarak? Ya Rabbi Hazreti Osman Efendimizin ellerinden öpmeyi, onu cennette ziyareti bize nasip eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Şifa isteyen Müslümanlara hayırlı şifa ver ya Rabbi. Allah'ım Kadir gecesi duası yapıyoruz. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anna. Allahümme Rabbena ya Rabbena. Allah'ım ümmeti Muhammed'in mazlumlarına yardım eyle. Yeryüzünün şehitlerine yardım eyle. Mağfiret eyle. Makamlarını âli eyle. Yaralılara, dertlilere şifa ver ya Rabbi. Borçlulara helal kapılar aç ya Rabbi. Bekarlarımıza, dullarımıza hayırlı yuvalar nasip eyle. Kötüleri yollarına, yollarımıza çıkarma ya Rabbi. Ya Rabbi, çoluğumuza, çocuğumuza hayırlı nasipler aç ya Rabbi. Rızıklarından, evliliklerinden, ömürlerinden hayırlı helal rızıklar aç ya Rabbi. Allahümme Rabbena, ya Rabbena, takabbel minna bi hurmeti sırrı suretil Fatiha.